Birazdan. Değerli basın emekçileri, değerli Türkiye halkları, sevgili Nari'nin mezarı başındayız. Sevgili Nari'ni Türkiye haftalardır konuşuyor. Sevgili Nari'nden güzel bir haberi 19 gün boyunca bekledik. Onun yaşadığına dair güzel bir haber almak için bütün Türkiye 19 gün bekledi. Ama ne yazık ki 19 gün sonra acı haberle hepimiz yüzleştik. Nari'nin ölümü üzerinde çok devasa bir sır perdesi var. Ama şunu bilmeliyiz ki Türkiye'de binlerce Nari'nler var. Hikayesi bilinmeyen, yaşadığı cinsel istismarı en yakınındakine söyleyemeyen, yaşadığı şiddeti en yakınındakine söyleyemeyen binlerce çocuk var. Ve binlerce çocuk bu şekilde katlediliyor. Katiller erkek egemen sistemin ta kendisidir. Katiller bu sistemin ta kendisidir. Katiller iktidarın ta kendisidir ve yerellerdeki mikro iktidarcıklardır katiller. Ben bugün sevgili Nari'nin mezarı başında cinsel istismara uğrayan, yakınları ve bu erkek egemen sistem tarafından katledilen, polis tomalarıyla katledilen, Filistin'de kundaktaki bebekleri savaşta katledilen bütün çocukları burada huzurunuzda saygıyla anıyorum. Narinleri, ceylanları, uğurları, cemileleri burada huzurunuzda bir kez daha anıyorum. Ve topluma sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum buradan. Mevcut olan bu devlet anlayışı, bu erkek egemen sistem ne yazık ki katilleri korudu bugüne kadar. Tacizcileri, tecavüzcüleri korudular. Kadınları ve çocukları korumadılar. Kadınları ve çocukları koruyacak yasaların gelişmesine izin vermediler. Kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni, kadını ve çocukları şiddete maruz kalmasını engellemek için ihdas edilmiş 6284 sayılı yasayı mevcut olan bu iktidarın çocuk düşmanı ve kadın düşmanı politikaları ne yazık ki bunları tartışmaya açmış durumdadır. İstanbul Sözleşmesi bizleri korumak içindi. 6284 çocukları ve kadınları korumak içindir. Bunları tartışmaya açtı. Evet, çocuk cinayetleri de, sevgili Nari'nin öldürülme biçimi de, öldürülmesi de, kadın cinayetleri de politiktir, siyasidir. Çocuklar elbette bu toplumun geleceği, çocuklar elbette mutlu bir şekilde eğitim görebilecekleri, mutlu bir şekilde oyun oynayabilecekleri bir ortamı sağlamak da başta büyüklerin görevidir, toplumun görevidir, kamunun görevidir. Çocukları korumak kamunun görevidir. Çocukları koruyacak yasalarda ısrarcı olmak kamunun görevidir. Çocukların yaşayabileceği, istismara uğramayacağı bir toplum düzenini kurmak kamunun görevidir. Ve biz büyüklerin de görevidir böyle bir toplumu yaratmak. Ama biz bunu yaratamadığımız için sevgili Nari'nlere sahip çıkamamış olduk. Ve sevgili Nari'nin ölümüyle ilgili elbette bu olayı diğer ölümlerden ayıran çok önemli özellikler var. Bu olayın Tavşantepe'de olması, Tavşantepe'nin adeta bir sırra kadem basan bir olayın ev sahipliğini yapması. Yine bu köydeki bugüne kadar devletin uygulamış olduğu politikalar bu cinayetin, bu katliamın başka bir yüzü olduğunu göstermektedir bize. Biz şunu gayet iyi biliyoruz. Çocuklar bu toplumun geleceğidir. Evet. Ama aynı zamanda çocuklar çocuk olarak da o çocuk yaşlarında da bu toplumun bir öznesidir, bir parçasıdır. Ama onlara yapılan müdahaleler
Hele Tavşan Tepe'de doğmuşsanız işte kaderleri narin gibi. Ve biz bu kaderi elbette değiştirebiliriz. Bizlere deniyor ki Nari'nin ölümü üzerinden ölümünü siyasi olarak ifade etmeyin. Külliyen yalandır bu yaklaşım, yanlıştır bu yaklaşım. Bizler başından beri dava sürecini negatif etkilememek için, soruşturma sürecini etkilememek için gözlemlerimizi kamuoyuyla paylaşmamıştık. Ama 19 gün geçtikten sonra ve Nari'nin nasıl öldürüldüğü, kimler tarafından öldürüldüğü, neden gizlendiği, Tavşan Tepe'de neyi gizlemektedirler? Bu sorular kamuoyuna açıklanmadığı için ve zaten mevcut olan bunları koruyan anlayış, bunları koruyan kolluk, kolluğun içindeki örgütlenmeler, bunları koruyan derin devletin içindeki örgütlenmeler bu soruları sormamızdan rahatsızlar, farkındayız. Ama biz şu soruları sormaya devam edeceğiz. Bakın Türkiye'de en profesyonel mafyanın işlemiş olduğu cinayeti bile açığa çıkarabilecek altyapıya sahip olan kolluk bütün bilgisini, birikimini, kriminal bilgilerini Nari'nin cinayetinin açığa çıkmasını, nasıl katledildiğini, niye katledildiğini, niye kaybedildiğinin açığa çıkmasını engellemek için kullanmıştır kriminal bilgileri. Bugün kim bilebilir ki 19 gün boyunca o çocuğun bedenini katledildikten sonra bir çuvala koyup onu taşlarla sabitleyip suda vücudunun deforme olmasını teknik olarak bu konuda uzman olmayanlar bilemez. Biz mesela bunları bu olayla öğrenmiş olduk, böyle yöntemlerin olduğunu. Hiç kimse bunu bilemez. Sıradan bir cinayet olsaydı bu kadar profesyonel destek alınmazdı. Bu cinayet tıpkı Susurluk kazası gibi. Devletin, siyasetin ve mafyanın nasıl iç içe geçtiğini, o deşifrasyonu, o kirli organizasyonu nasıl Susurluk kazası açığa çıkardıysa, burada Nari'nin katledilmesi, Tavşan Tepe'deki militarist güçlerin, paramiliter güçlerin ve devletin buradaki politikasını deşifre etmiştir. Burada korunan ne Narin'dir, ne tek başına amcasıdır, yengesidir vesairedir. Sıradan akrabalar arası, adına ne derseniz deyin, olmuş olan bir olayın sonucunda Narin katledilmiş olsaydı tek başına, bu konu çoktan açığa kavuşurdu. Burada o nedenle şu soruları net olarak sormak istiyoruz. Bir siyasi partinin milletvekili nasıl çıkıp der ki, biz biliyoruz olanları ama aile arasıdır, biz konuşmayız. Aileden kastettiği Güran ailesi midir, devletin kendisi midir? Bunu açıklasın. Bu bir soruşturma konusudur. Bugüne kadar bu milletvekilinin, iktidar partisinin milletvekilinin soruşturmaya tabi tutulmaması da suçtur. Buradan bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Onun kamuoyuna yaptığı açıklamadan dolayı buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Ve yetkilileri onunla ilgili işlem yapmaya, işlem başlatmaya davet ediyoruz. Kendilerinin kurmuş olduğu dostluk düzeni bu toplum için düşmanlık düzenidir. Onların bu dostluk düzeni olmaz olsun. Onların dostluk düzeni aha şu mezarda yatan o küçücük Nari'nin bedeni üzerinde, ruhu üzerinde, çocukluğu üzerinde, geleceği üzerinde kurulmuş olan bir dostluk, toplumun dostu, insanın çocuğun dostu olamaz. Bunlarınki düşman ittifakı, bunlarınki JITEM ittifakı, bunlarınki paramiliter güçlerle ittifak. Bunu asla kabul etmiyoruz. Sormak istediğimiz diğer soru, Tavşan Tepe'de ne var? Mermiler çıkmış, oranın bir silah deposu olduğu iddiası var. Korunmak istenen bunlar mıdır? Bu silah deposu mudur? Başka Kürdistan'ın hangi kentinde kaç tane benzer bir köy var? Kaç tane silah deposu var?
buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunun Nari'nin katledilmesiyle ilgisi nedir? Bütün bunlar açığa çıkmalıdır. Baştan beri profesyonelce ailenin nasıl ifade vereceğinden tutun da basınla paylaşılacak, servis edilecek özellikle yandaş medya, iktidar taraflısı medyaya servis edilen sistematik haberler. Bunlar kim tarafından, hangi amaçla servis edilmektedir? Diğer bir sorumuz. Dosyayla ilgili gizlilik kararı olduğu halde daha bir şahıs ifadesini verir vermez onun ifadesi basına hangi amaçla ve kimler tarafından sızdırılmıştır? Bunun açığa çıkması gerekiyor. Diğer soru ve en önemli sorulardan birisi. Narin nasıl katledildi? Kim katletti? Bu katilleri kim ve neden korumaktadır? Bu sorunun bir diğer başlığı. Küçük Narin katledildikten sonra bütün delilleri yok etmek amacıyla adeta suyun altında taşlardan mezarlık yaparak onu mezara gömen anlayış kimdir? Bu teknik bilgileri onlara kim vermiştir? Fiili kim gerçekleştirmiştir? İşte sevgili Nari'nin o 8 yaşındaki küçücük kızın, o 8 yaşındaki çocuğun ölümünün ardında bütün toplumu ilgilendiren devasa sorular ve sorunlar bırakmıştır. Bizler DEM Parti olarak sevgili Nari'nin katilleri açığa çıkarılana kadar bu soruların yanıtlarını elbette bizlerin yorumları var. Bu yorumlarla biz sadece hareket etmek istemeyiz. Ama hepsinin açığa çıkması için bütün bu sorular yanıtlanana kadar biz bu davanın takipçisi olacağız. Bu davayı bırakmayacağız. Bu dava çocukları yaşatmak için takip edilecek. Bu dava çocukların istismara uğramaması için de devam edecek bizim açımızdan. Bu davada hani derler ya çocuklar konuşamaz, çocuklar bağırmaz, çocuk şikayetlenmez derler ya. Hep biz ebeveynler böyle telkin ederiz ya çocuklarımıza. Sizden ricam lütfen bırakın çocuklar konuşsun. Lütfen bırakın çocuklar bağırsın. Gördükleri şiddetin karşısında susmasın çocuklar. Bugün Nari'nin ölümü toplumda bir travma yaratmıştır. Artık hiçbir anne kendi çocuğunu en yakınına dahi bırakmaya korkar bir hale gelmiştir. İşte bu toplumun bu travması sadece Amed'in, Diyarbakır'ın travması değil. İstanbul'un da, Ankara'nın da, İzmir'in de travması. İşte bizler bunun için Nari'nin davasını sonuna kadar takip edeceğiz. Ve bu topraklarda hiçbir çocuk istismara uğramayana dek, bütün çocukların üzerindeki şiddet ortadan kalkana dek, çocukların bu ülkede çocuk gibi gerçekten mutlu, çocuk gibi oyun parklarında özgürce oynayan, kaygısız oynayan bir ortamı onlara yaratana dek mücadelemiz devam edecek. Ve sevgili Nari'nin mezarı başında şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Silah deposu vesaire. Bazı siyasi partilerin üssü haline getirilmiş olan bölgedeki kimi köyler, kimi yerler. Şunu bilmelidir o köy sakinleri. Bu silahlar döner, o köylünün kendisini vurur. Bu silahlar döner, halkı birbirine kırdırır. Ben burada yine sevgili Nari'nin mezarı başında kendisi bu konuşmalarımıza vesile olduğu için de özellikle söylüyorum. Bizler Kürt sorununun çözümü, demokratik çözümünden yanayız. Bu sorunların çözülmemesi için bizleri birbirine kırdırtan, ölen çocuğumuza bile sahip çıkmamızı engellemeye çalışan savaşçı ve çatışmacı anlayışa karşı mücadelemiz barış zemininde, demokrasi zemininde mücadelemiz devam edecek. Ve son sözüm şu olsun ki, sevgili Narin, sana sözümüz olsun ki, sadece DEM Partili kadınlar adına değil, Türkiye'deki, Kürdistan'daki bütün kadınlar adına, biz kadınlar sizlere ve sizlerin yaşam hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve sevgili Narin,
Burada sana rahat uyu diyemeyeceğim. Senin ölü bedenine bile işkence edilmiş. Sen böyle bir toplumda yaşamını kaybettin. Bundan dolayı da gerçekten çok ama çok kelimelerle anlatamayacağımız kadar üzgünüz. Ama senin gibi başka bir çocuğun başına böyle olayların gelmemesi için de mücadele etmek hepimizin görevidir. Bütün toplumun görevidir. Ve ben buradan bütün toplumu bu konuda daha çok farkında olmaya, bu konuda daha fazla mücadele etmeye davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Narin'i bir kez daha saygıyla anıyorum.